Hemen kızlar sizinkileri de getiriyorum. Gülün enerjisine bayılıyorum ben. Yani kesinlikle. Beni çok mutlu ediyor şu tomurcuk güller. Bakın güllü lokum. Gelinimiz Isparta'da tabii ki. Isparta deyince akla ne geliyor? Gül. Kesinlikle. Eşi çiçekçi. Daha ne olabilirdi? Her yerdeler. Bravo. Soralım bakalım, bu tepsileri kendimi boyamış acaba? Evet Aslı Hanımcığım, kendim ciddi boyadım. Ciddi misin? Evet, hepsi. Şuradaki resim? Hepsini. Resim de sen yapsın. Çizim olarak değil. Transfer. Pirinç dekopaj diye geçiyor kendisi. Oraya yapıştırıp renklerin eşitlemesini, yandaki simlerini, onlara doku vermesini hepsini kendim yaptım sizin için. Hiç uyumadım diyebilirim. Ne diyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, bir oturup 6-7 saat hiç başından kalkmıyorum. Öyle söyleyeyim. Kaç tepsi yapıyorsun mesela? Sizin için şu anda 6 tane yaptım, 6 kişi. Ne zaman? İçin. İşte bir günde yaptım, hiç yapmadan. Wow. Seni çok gerçekten güzel. Tebrik ediyorum. Bize gösterdiğin özen de gerçekten çok değerli bence. Ederim. Bu kahve sunumu gerçekten güzel. Çok yani siz ne diyorsunuz hanımlar? Resmi çizmeyi geç, yani herkes ayrı ayrı tepsiyle getirmiş, gerçekten özenmiş. Çok teşekkür evet. ederim. Bir de çok şey, dikkat ettiniz mi uyumlara? İşte fincanı kırmızıysa kırmızı su evet. bardağı. Bakın burada işte pembe, aynı zamanda evet. lokumluğunu pembeye boyamış. Ve pembe tonlarında yine bardak. Sende evet. yeşil görüyorum. Çok naziksin, çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Evet. Afiyet olsun kızım. Valla ellerine olacak. Sağlık. Eğilirsiniz. Ona diyordum, Isparta'da olunca evet. Isparta'nın gül lokumu. Ay, gül hasadına gittiniz mi? Ben hiç. Nasıl gidebiliriz? Ben gül hasadına gittim. O güllerin içinde bir halim var. Onları bir atıp böyle havalara, atıp böyle havalara. Böyle gülleri attım attım, güllerin içinde yüzdüm resmen. Muazzam bir deneyimdi. Mutlaka gül hasadına gitmenizi tavsiye ederim. Sen illaki gitmişsindir. Kendi köyümüzde var. Bak. Toplamaya gidiyorum. Parasına gitmiştim. Bizim köyümüzde de var tabii. Kendi gül bahçelerimiz değil ama dershane paramı çıkartmak için gitmiştim. Aa, evet. Ne kadar güzel. Çünkü böyle şapkalar takılıyor. Aa, önüne güzel. Böyle bir şey bağlanıyor. Önce takıyoruz. Sabah tık, çok tık, erken tık. Saatte. 4:30-5 gibi gidiliyor. Anlatsana. Çiğ almadan önce. Böyle çıt 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 toplanıyor. Gerçekten bir günden o kadar eğlenceli ki. Çok hiçbir güzel. Yorgunluk yok. Bir de çayımızı demliyoruz. Orada hepimiz yere serilip yemeğimizi yiyoruz, kahvaltımızı. Ay ne güzel çok ya. Öğlene kalmadan bitiriyoruz. Oh maşallah. Sen dedin ki nasıl gideceğiz? Şöyle ne? Ispartalı tanıdığım yok. Bir Gülas adını hiç düşünmemiştim. İlk defa sizden duydum. Ciddi misin? Evet, böyle hiç ona oraya gitmek aklıma gelmemişti yani. Ama evet, çok güzel tanıdık. Bir fikir. Gelirsin. Evet, artık götüreceksin. Tabii. Şimdi gül lokumunu tadalım mı birlikte? Size enteresan bir şey anlatayım mı bununla ilgili? Anlat. Ispartalıyız ama gülle çok aramız yok. Benim annem küçükken gül kazanın içine düşmüş. Aa. Evet, böyle takunyalar varmış ayağında. Kayıp bütün gül suyunu içine yuttuğu için bizim evde açıkçası çok fazla gül ürünü tutmuyor. Evet, boğulmak yani, üzereymiş anne. Tek onun suyunu yuttuğu için gül suyunu biz pek Aa. Sevmiyoruz. Ha, lokumu falan çok güzel ama dediğim gibi reçeldir, onlar bizim evde tüketilmiyor. Çok fazla. Şurubu, her şey. Evet. Ve şu notu da vermek istiyorum. Çünkü ben yerli üretime destek veriyorum. Ve şunu da bilin. Bu gül yağı çok özeldir ve çok pahalıdır biliyorsunuz. Ve Isparta güllerinden elde edilir. Ve bu güllerle dünyaya satılır bu gül yağları. Ve o dünya markalarının birçoğunda Türk Isparta gülün yağları mevcuttur. Bu da çok değerli bir şey. O bildiğimiz, o bir sürü paralar vererek aldığımız parfümlerin içerisinde Isparta'nın gül yağı vardır.